Tuğrul Türkeş'in isminin en azından şöyle bir şey. Yani burada daha önce ben vardım. Benden önce bazı arkadaşlar vardı ama onlar çok fazla temayüz etmemişlerdi. Yani bu gelenek nedeniyle, bu gelenekten geldikleri pek bilinmiyordu. Ama bu gelenekten gelen AK Parti içerisindeki en belirgin isim benim ismimdi. Benden sonra Sayın Tuğrul Türkeş geldi. Alparslan Türkeş'in oğlu olması nedeniyle, MHP Genel Başkanlığı'nın adayı olması nedeniyle kaybetti biliyorsunuz. Ardından bir parti kurdu. Daha sonra tekrar MHP'den milletvekili oldu. Dış politikada MHP'yi temsil etti. Çeşitli görevlerde, komisyonlarda görev aldı. Şimdi Yalçın Topçu Bey, eskiden Büyük Birlik Partisi'nin Sayın Muhsin Yavuz'un rahmetli Rahman'a kavuşmasından sonra genel başkan olmuştu. Onun bakan olarak gelmesi, dışarıdan da atanmış olsa bile, güzeldir. Ben inanıyorum, bir 3-4 puan alacağımızı tahmin ediyorum. Süreç AK Parti'nin lehine işliyor. Çözüm süreci doğruydu. Ama çözüm sürecini, yani kanın akmasını durdurmak, insanların dağa çıkmasını engellemek, askerin, polisin, vatandaşın ölümlerini durdurmak ve o bölgedeki yatırımları hızlandırmak, milletleşme sürecimizi hızlandırmak, aynı zamanda kalkınma hamlelerimizi hızlandırmak, barajlar, madenler, yollar, sular, tarım, sulama, bunlarla ilgili. Çünkü Güney Anadolu tamamen maden, tamamen tarım, tamamen su. Bunlar çok önemli. Gelecek savaşta su savaşları olacak. Petrol savaşları değil. 1986 yılında Özal döneminde Seyhan ve Ceyhan'ın denize döküldüğü kısmını Körfez ülkeleriyle İsrail istemişti. İsrail Tabeliye Gölü'nden su alıyor veya denizden su arıtarak yapıyor ve litresini 5 dolara mal ediyor. Ama bu Seyhan ve Ceyhan'ın denize döküldüğü yerden almış olsa 1,5 dolara mal etmiş olacak. Ama Körfez ülkeleri bunu kabul etmediler. Suya ihtiyaçları var, yetmiyor. Aynı şekilde Körfez ülkelerinin suya ihtiyacı var. Irak'ın suya ihtiyacı var. O yüzden Türkiye'nin önemi artıyor. Bu olayların sebebini de buna bağlıyorum ben. Suya bağlıyorum, madene bağlıyorum, stratejiye bağlıyorum. O nedenle Türkiye'nin de büyümesini istemiyorlar. Uçak yapmasını, araba yapmasını, cep telefonu yapmasını istemiyorlar. Türk dünyasıyla bütünleşmesini, Araplarla, Kürtlerle bütünleşmesini istemiyorlar. Afrika'yla. Emperyalizmin bir oyunu. Ve geçmişte böl parçala yut diyorlardı. Şimdi de kamplaştır. Bunları ayrıştır ve yönet diyorlar. Kamplaştıracaksınız, ayrıştıracaksınız. Sonra da yöneteceksiniz, zayıflatacaksınız. Kamplaşırsanız zayıflarsınız. Geçmişte bunları CHP Demokrat Parti ile yaptılar. Sonra sağ solla Alevi Sünni ile yaptılar. Sonra layık antilayık Atatürkçe Türkçe olmayanlarla. Şimdi Türk'le yapmak istiyorlar ki Türkiye bu oyuna gelmez. 5 milyon kişi birbiriyle evlenmiş. Çözüm süreci doğruydu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir hamlesiydi. Ama PKK buna inanmadı. KÇK buna inanmadı. HDP buna inanmadı. Bundan acaba bir rant devşirebilir miyiz? Biz buradan bir tahkimat yapabilir miyiz diye düşündüler. Yaptılar da. Silahlandılar, mahkemeler kurdular, insanlara araç kestiler, başka partilere tahammül etmediler. İnsanları kaçırdılar. Orada etnik bir temizlik yapmak istediler. Haklara özellik diyorlar. Önce yerel yönetimlere özellikti. Türkiye'de bütün belediyeler özelliktir. Sadece bir defa Danıştay, Sayıştay tarafından denetlenirler. Bir şikayet olursa İçişleri Bakanı'na müfettiş gider. Onlar yerel halklara demeye başladılar. Orada birçok halk yaşıyor Güney Anadolu'da. Aynı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi. Araplar, Kürtler, Türkmenler, Kırgızlar, Çerkezler, Yezidiler, Ermeniler yaşıyor. Ama yerel halklara da istemiyorlar. Yerel halka istiyorlar. Yok, yerel halka da istemiyorlar. Sadece PKK'yı destekleyen Kürtlere istiyorlar. Bu nedenle çözüm sürecini sabot ettiklerini göre Suruç olayından sonra da zaten bunlar daha önce açıklama yapmışlardı biliyorsunuz. Bu kesinlikle silahı bırakmayacağız. Kesinlikle devrimci halk savaşını başlatacağız. Devrimci halk savaşı demek Türkiye'yi iç savaşa sürüklemek demek. Bunu yapmak istediler. Kürt kardeşlerimiz bu oyuna gelmiyorlar. Kesinlikle gelmezler. Ve Güney Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti sabırla, itinayla halka karşı en ufak zarar vermeden teröristle mücadele ediyor ki zarar kayıpları verdiği halde. 90'lı yıllara dönmek istemiyor. 90'lı yıllarda PKK çok acımasızdı. Devleti yönetenler de orada çok aynı şekilde oransız güç kullanmışlardı ama şu an Türkiye, özellikle Cizre olaylarında gördük bunu. Yüksekova'da gördük, Bartu'da gördük, çeşit Sur'da gördük, Bağlar'da gördük. Biz burada halka zarar vermeden, çünkü canlı kalkan yapmak istiyoruz. Sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz. Bundan rahatsız olanlar var. Zaman zaman CHP Genel Başkanı, işte efendim nedir bu Türkiye, sokağa çıkma yasağı 9 gün sürer mi? Sürer. Vatandaşımız birazcık sabreder.